Merhaba arkadaşlar, hepiniz Buket'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Şimdi iki tane fincanımız var. Bu fincanların ikisini de ben izleyenlerim adına niyetlendim. Siz de bir tanesini niyetlenmenizi, kendi adınıza niyetlenmenizi istiyorum. Bir diğerini sevdiğiniz adına da niyetlenebilirsiniz. Fincanlarımı ayırabilmeniz adına ben böyle küçük objeler koyuyorum artık sizden gelen talepler üzerine. Bu arada bir şey söyleyeyim sizlere. Bu Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Zaten sayfamda görüyorsunuzdur linkinde. Mail adresim de buketlekahvefali.gmail.com. Bana buradan özelden mesaj atmak isteyenler buradan ulaşım sağlayabilirler. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi kelebek figürünü koyduğum fincanımla başlıyorum yorumlamaya. Bunu seçen arkadaşlarımızın fincanını açacağım şimdi. Hep beraber dinliyoruz. Evet, açıp size de gösteriyorum. Çekim açım zaten artık bundan sonra bu. Yani her türlü yorumu görüyorum ve okuyorum. Şimdi böyle görmek isteyen arkadaşlarımız var aramızda. Bu şekilde göreyim. Zaten yorumlayabiliyorum. Ben sizler de dinleyebilirsiniz. Görmek istemiyor iseniz eğer. Şimdi gelelim fincanımızın yorumuna. Bir oh çektim, bir of çektim ki sormayın. Yani böyle bir yüreğiniz sıkılmış, içiniz daralmış. Yani biraz çıkmaz da hissediyorsunuz kendinizi. Karar vermekte zorlandığınız bir durum yaşıyorsunuz. Bir ay doğmuş ama sizin için bu ay yeterli değil. Yani şöyle, sizi bu dertten evet bir çözüme ulaşmışsınız. Bir konuyla ilgili bir çözüm gelmiş, bir fikir, belki bir kapı açıldı bu konuyla ilgili olumlu anlamda. Ama bu sizin için yeterli değil. Yani sıkıntınız büyük, iç sıkıntınız diyelim buna. Aslında genel anlamda baktığım zaman falan şöyle, yani iyi günler ileride arkadaşlar, bunu söyleyebilirim. Yani sizin şu an artık nasıl söyleyeyim, son düzlük diyebiliriz biz buna. Artık olayların son patlak verdiği, son sıkıntıların son zamanları diyebilirim. Çünkü şurada çok güzel aydınlıklarınız da var, hemen yorumlamaya devam edeceğim fincanınızda ben. Güzel bir ay doğmuş her şeyden önce. Siz genel anlamda umutsuz bakmışsınız aslında tüm bu olanlara. Sanki çıkış yok, dünyanın sonu geldi gibi hissetmişsiniz iç dünyanızda. Biriyle karşılıklı bir konuşmanız var. Bu konuşma şöyle, tek kalmışsınız. Karşınızdaki insanın arkasında iki kişi daha var. Bu yani nasıl söyleyeyim? Hemfikir olan bir üç kişi karşılıklı ve siz kendinizi anlatamıyorsunuz, izah edemiyorsunuz. Yani böyle onlar kendi bildiklerinden devam şaşmıyorlar yani. Çok zor onları ikna etmek arkadaşlar. Siz bu anlamda tek kalmış hissediyorsunuz kendinizi. Ve bu hani anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz bir yere varamamış. Oysa ki sizi dinleselermiş böyle olmayabilirmiş gibi bir durum yaşıyorsunuz açıkçası. Tabii ki de ne olduğunu sizler biliyorsunuz ama ben gördüğümü yorumluyorum. Siz bu üç insana, üç kişiler karşınızda anlatmaktan sıkılıp arkanızı dönüp alıp başınızı gidiyorsunuz. Yani şey gibi olmuş, ne haliniz varsa görün dermişçesine. Yani bir pes ediş görüyorum sizde, bir vazgeçiş, geri adım görüyorum yapacağınız bir hamlede. Bu arada aklınıza bir araba almak var sanıyorum. Çok net beyaz bir araba görüyorum. Böyle spordur, küçüktür falan gibi değil. Gayet güzel beyaz renkli bir aile arabası çıkmış. Ve o araba böyle kısmetiyle geliyor. Yani o arabayı aldıktan sonra sanki ya da bir arabayla bir işe mi giriyorsunuz bilemiyorum ama beyaz geniş bir araba ve sonrasında gelen kısmetler çok net, bunu söyleyebilirim. Şimdi geçmişten gelen hesaplaşmalarınız bitmemiş. Bir defa şu an yüreğinizi sıkan şeylerden biri de bu. Yani hem gününüzde sizi mutlu edecek sıkıntılar yaşanıyor, hem gününüzde sizi mutsuz edecek durumlar varken bir de üstüne geçmişinizden kurtulamamışlık sizin canınızı daha çok sıkıyor açıkçası. Böyle bir durum var. 1, 2, 3, 4 hamlede gelecek bir konu, mevzu 4 kere belki konuşulacak, 4 hamlede gelecek belki, bilemiyorum ama sonuç olarak sizin canınızı 4 defa sıkmaya yetecek bir konuşmanın söz konusu arkadaşlar, bunu söyleyebilirim.
Gelelim şurada alacağınız karardan sonra yaşayacağınız aslında güzel günlere. Yani çok umutsuzsunuz. Bu kadar umutsuz olmayın. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani mutlaka kapılarınız açılacaktır. Birine karşı aldığınız bir güç, yani biri size ya da siz birine bir çocuğu silah olarak tutuyorsunuz. Sanki küçük birini gündeminiz tehdit gündemi, yani çocuk sebebi. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Çiftler arasında çocuğunuzla ilgili bir tehdit ediş var. Yani biri birini çocuğuyla tehdit ediyor. Çok net gördüğüm bir şey bu. Bir tanesi ise dışarıdan sadece sizi izliyor. Karışmıyor buna. Bunu siz kendi hayatınıza göre yönlendirin lütfen. Çok güzel bir konuşmanız var. Alacağınız bir karar var. Sonrasında o kadar aydınlanıyorsunuz ki. Yani dediğim gibi, neden umutsuzluk sizlerin üstünde, içinde böyle bir şey yapmışsınız ya, beni güzel şeyler bulmaz gidermişçesine. Aslında size küçük küçük sinyaller gelmiş de siz aslında bunun olumlu sinyaller olduğunu sonradan anlayacaksınız. Öyle söyleyeyim. Güzel iki tane yol hayaliniz var. İnşallah güzel gidip hayalinizi gerçekleştirin. Yani sıkıntınızın üstünde bir tane haber alıyorsunuz arkadaşlar. Bu haber uzun boylu birinden geliyor. Bu bir teklif, bu bir çözüm önerisi gibi duruyor. Hani şey gibi, yani mesela beni seçersen bu sıkıntılarını alırım gibi bir şey. Nasıl olduğunu artık siz kendi hayatınıza göre yorumlayın, ama uzun boylu birinden gelecek olan bir yardım, bir imdat, belki bir öneri sizin hayatınıza ciddi anlamda kolaylık sağlayacağı benziyor. Siz o kişininden gelecek olan teklifi bir değerlendirin, bir umursamazlık, kulak ardı yapmayın yani, benden tavsiye. Çok net beyaz bir kalp görüyorum şurada, o kadar güzel ki. Yani evet, bu şekilde sizin görebileceğiniz şekilde değil. Ben çok net görüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir aşk, çok güzel bir barışma. Yani aşk, kalp dolu dolu biriyle bir ilişki yaşayacaksınız. Böyle yüreğiniz pırpır edecek. Çok güzel bir kısmet. Çok güzel bir kısmetle karşılıklısınız ve sizin nasıl tarif edeceğim sizi? Böyle "Aa, sen nereden çıktın?" dermişçesine. Hiç beklemediğiniz bir anda çok güzel bir kısmet arkadaşlar. Kalbinizi pırpır edecek bir durum yaşıyorsunuz. Güzel. Ve bakın, yani şurada görüyorum ben kısmetinizi, kalbinizi. Sizin görebileceğiniz şeklinde çıkmamış. Yaklaştırsam da belli olsa mı? Hayır, olmuyor. Şurada bir kalbiniz var ve sonrasındaki siz. Bakın. Sizsiniz yani. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Sıkıntılarınızın peş peşe atacağınız ve sonrasında aşk, sevda anlamında kalbinizin pırpır olacağı güzel bir süreç yaşayacaksınız. Ama şu an ciddi anlamda sıkıntılı süreciniz biraz daha devam edecek. Yani rakam, baktım rakam da vermemiş fincanınız. Ama bir süre daha devam edeceğini söylemekte. Fakat hemen size tabağınızı gösterdiğim zaman ne kadar doğru söylediğimi göreceksiniz. Haneniz içi tertemiz, etrafınız aydınlık. Bir hayal kuruyorsunuz. Bu hayali gerçekleştireceksiniz. Üç parça gelecek olan size çok net güzel bir kısmet. Hatta bunların iki tanesi parayla, maddiyatla alakalı bir rahatlık. Şu uzun boylu kim bilmiyorum ama ben size bunu tabağınıza da söyledim. Bu uzun boylu bir insan size ciddi anlamda tılsımlı gibi dokunuyor. Yani uzun boylu birinden alacağınız yardımı reddetmeyin. Çünkü ciddi anlamda hayatınıza çok güzel dokunuşları olacak o insanın. Güzel yani. Tam olarak dediğim gibi, dediğimi destekleyen bir şekilde bir tabak görüyorum. Çünkü bir resmen atın başı çıkmış, bir kısmete ermeniz söz konusu. Dışarıda bıraktığınız laflar var. Şöyle seferoğulları, telloğulları olmuşsunuz. 2 3 kişiye, 2 hatta 3 kişi de burada var. Bir 3 kişiden sonra şey yapıyorsunuz. Geride bıraktığınız bir durum. Sonrası zaten atın başı çıkmış, muradınız ermek üzeredesiniz. Şu dedikoduları umursamıyorsunuz resmen. Çok da doğru bir hareket bu. Uzun boylu bir insana şans verin. Kimdir o bilemiyorum tabii ki de, ama uzun boylu bir insan sizin hayatınızda ciddi anlamda olumlu bir dokunuş yapacak. Gelelim mantarı seçen arkadaşlarımın falanın yorumlarına. Açıyorum fincanımı ve size de göstereceğim. Oo, direkt yatağını gördüm arkadaşlar.
Çevrenizde yatan biri mi var? Bilemedim ama hanenin içinden gösteriyor bu. Yani çok uzaklarda değil. İki kişi başında duruyorsunuz bu yatan kişinin. Evet arkadaşlar, yani direkt maalesef kötü bir şekilde açtım ama yatan biri var. Çok uzun zamandan beri beklediğiniz bir durum gerçekleşecek, maddiyatla alakalı. Olmadı olmadı demişsiniz. Çok beklemediğiniz bir zamanda olacak. Hanenin ortasında şuradaki görüyorsun. Yani şekilleri az çok benzeten biri varsa aranızda, baş vermiş, vücut vermiş, hanenin tam ortasında yatan bir hastanızın olduğunu çok net görüyorum. Ama sonucunu vefat ya da iyileşme olarak da yani çok öyle net bir şekilde vermemiş ama yatan birinin olduğunu çok net gördüm. Ve başında siz iki kişi bekliyorsunuz, onu da gördüm. Umarım sağlığına kavuşsun, öyle söyleyelim. Yani genel anlamda hastalığın da varoluşuyla böyle içime çöktü diyebilirim, mutsuzluğunuz, canınızın sıkılması, böyle bir bu ara hiçbir şey yapmak istemeyişiniz. Yani şöyle üşenme var, yani bildiğin şunu yapacağım ama üşeniyorum, kalkacağım ama istemiyorum. En sevdiğim şey bile bana zevk vermiyor. Hayat ne kadar boş, hiçbir şeyden keyif almıyorum vesaire vesaire diye giden bir sürü negatif cümleler zinciri devam ediyor yani içinizde. Kendiniz, etrafınızda da bu şekildeymişsiniz zaten. Önceden insanlar bir gülerdi, mahalle inlerdi diyorlarmış sizin için ama şu ara maalesef her şey çok kötü. Hiç, ben inanılmaz bir baş ağrısı, şakakların ağrıması var biraz üstünüzde. Böyle hiçbir şeyden zevk almamak, dediğim gibi. Etrafınızdaki insanların konuş şey gibi, ya böyle çok argo ya da sert, saçma olacak ama hani böyle biri var konuşuyor sizinle. Böyle ağzımın ortasına çakasım geliyor dediğiniz biri var etrafınızda konuşan. Gerçekten öyle bir hiddetlenmişsiniz ki resmen böyle susturmak istiyorsunuz o insanı. Yani güldüm, kusura bakmayın, çok net böyle bir vurasınız var yani. Gerçekten karşınızdaki insana öyle boş yapan, boş konuşan biri ki direkt sizin ağzının orta yerine vurasım geliyor falan şeklinde bir yaklaşımınız var. Yani şu hastayı bekleyen iki kişi var da bu iki kişi bir kişine de bir kişiye de şey, böyle sen niye beklemiyorsun dercesinde mi bir durum yaşıyorsunuz? Sanki şöyle düşünün, bir hastayla ilgilenen üç çocuk, baba ana hasta. Hani ikisi ilgileniyor, biri ilgilenmiyor. Oralı değil gibi çıkmış yani. Biri etliye sütlüye karışmayan bir durum var. Onun konuşmasını yaşayacaksınız bir dönem. Yani hali genel anlamda birazcık bir ferahlık geliyor ama siz şu an o ferahlığı görebilecek durumda değilsiniz. İki kişi, yani şöyle ellerini açmış dua ediyor olarak görüyorum. İki kişi birbirine sarılmış olarak, böyle o dua edenle şuradaki birim öyle birbirlerine destek, barışma mıdır bu bilmiyorum. Birbirini affettiği için ve bu kadar gönülden sarılıyor. Böyle bir sarılmayla bir hüzün bir arada açıkçası. Belki bu hastalıktan sonra iki görüşmeyen kardeş barışır, onu bilemem ama ellerini açmış dua eden biri ve sarılmışlar birbirlerine bir kişiyle, çok net bir şekilde hüzünlü bir durum. Geçmişten beklediğiniz maddiyatla alakalı bir durum bu. Böyle zaman aşımına uğramış. Hani netleşmeyen bir mahkemelik bir durum olabilir. İmzaya bakıyor. Resmi bir durum bu. Bu resmiyetteki olan davanız, işiniz her neyse bir süredir devam etmiş ama netleşmeyen bir durumunuzun netleşmek üzere artık, bunu söyleyebilirim. Şurada bir kalabalık yaşayacaksınız. Bu kalabalık bir iki üç kişi bir yere gidiyor. İki kişi de burayı bekliyor. Üç kişi de karşıdan. Şöyle düşünün, bir taraftan üç kişi, bir taraftan üç kişi, toplam altı. İki kişinin olduğu bir yere gidiyorsunuz. Ama iki ayrı taraf. Yani benim eşimin tarafından 3, benim tarafımdan 3 ve ben eşim bekliyorum onları. Geliyorlar. Yani gibi bir durum. Öyle bir örnek verdim ama siz kendi hayatınıza göre yönlendirin. Toplamda 6 kişi, iki ayrı taraflar olarak 2 kişinin olduğu bir yere gidiyor. Burada bir para mevzusu konuşulacak arkadaşlar. Yani bir maddiyatla alakalı, herkes bu parayla ilgili toplanıyor. Onu söyleyebilirim. Birinden alacağımız haber var. Ya biri çok boş yapıyor sizin hayatınızda ya.
Yani alırım, yaparım, asarım, keserim diyen biri mi var çevrenizde bilemiyorum ama çok böyle boşta kalmış yani öylesine konuşması var. Çok kulak arkası da yapıyorsunuz. Hiç onu takmıyorsunuz ama o illa gelir bir yerlerden konuşur gibi bir tip açıkçası. Hayatınızda var. O yüzden tekrar tekrar çıkmış o ağzını yani vurmak istediğiniz kişi bu mudur bilemiyorum ama burada da ona benzer biri çıkmış yani açıkçası. Şimdi arkadaşlar şöyle ki biri secdeye yatmış dua ediyor. Burada da bir dua eden gördüm. Şurada da yani içinizin biraz böyle yıldızınız mı düşük acaba? Bu iç sıkıntısı, bir şeylerin ters gitmesi, her şeyi üst üste yaşamanız biraz böyle yıldızın düşüklüğünden, göze gelmenizden kaynaklanıyor olabilir. Bir dua etmek, bir nazar duası gibi yani demek istediğimi anlatabildim mi bilemedim ama hani böyle bir dua edin biraz kendi haneniz adına. Dua bekliyor olabilirler sizden. Çünkü secdeye yatan birini gördüm. Hay Allah. Yani içime çöktü diyebilirim arkadaşlar. Falınızın sıkıntısı bana ben iş yani hissederek baktığım için şu an ben de yani çok içimde oturdu böyle mutsuzluk ve hiçbir şey yapmama isteği şu an bende de mevcut. Direkt bana geçti falınız. Bir şeyler okuyun siz. Yani dileyin, isteyin. Güzel dualar gördüm sürekli. Dua etmeye, dilemeye ve istemeye devam edin. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Hastalık evin içerisinde olduğu için şu ara çok da bir şey olması sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Yani evinizin içinde de dedikodu var. Arkadaşlar haneniz şekilemeyen bir hane. Bağınız, aldığınız, yaptığınız, yediğiniz, içtiğiniz ne varsa genel anlamda sizi böyle dedikodu yapmaya müsait bir çevremiz var büyük ihtimalle. Yani sanki böyle bir şey almışsınız da insanların gözü kalmış ya. Böyle pazara gitseniz gözü kalıyor gerçi de. Bakın yani yatan hastanızla ilgili kalabalık bir hane içi görüyorum. Bir yani çok kalabalık evet bunu saymaya gerek yok yani. Çünkü birinci derece insanların da yatan hastanızın durumu ile ilgili bir kalabalık yaşayacaksınız. Ciddi anlamda bir konuşma, bir dedikodunuz var. Böyle ama şöyle yaklaştırıp gösterse, evet bakın gördünüz mü? Çil çil, tek tek, böyle nokta nokta. Bu iyi niyetsiz, kötü sözler ve dedikodu, çekilmemek sözleri bunlar. O anlama geliyor. Yani bir kalabalığınız var. Gelen giden o kadar çok yoğun olacak ki bu gelip gitmeler evin içerisinde. Biri dik durmaya çalışıyor şurada. 1, 2, 3 kişi burada durmuşlar. Yani bu hasta ile ilgili dediğim gibi biri bakın 1, 2 kişi şuradaki dik duran insanın ayaklarına Allah razı olsun dermiş gibi ayaklarına kapanma var. Yani bu hastalık iyi bir şeye vesile olacak. Hani küsler mi barışıyor? İki ayrı görüşmeyen insanlar artık görüşmeye mi başlıyor? Hani bu hastalıktan sonra artık böyle insanlar birbirlerinin değerlerini mi anlıyorlar bilmiyorum ama çok net gördüğüm bir barışma hali var. Yani ayaklarına kapanıyor adeta bir insan şuradaki dik duranın. Yani hastalıkla ilgili çok daha yoğun çaba harcayan bir kişiden af dileyen, ayaklarına kapanan birkaç insan olacak çevrenizde. Bu sizseniz, sizin hanenizden anne babanızsa eğer bu durum böyle ilerleyeceğini veren bir fincanınız var açıkçası. Yani şurada bir para mevzusu var ama sizin hanenizdeki siz ya da bir büyüğünüz bununla ilgilenecek durumda değil şu an. Bu sonrası konuşulması gereken bir durum gibi çıkmış. Şurada kenarda duruyor paranız. Yani bu parama size gelecek yani şöyle söyleyeyim. Henüz vakti zamanı yeri olmayabilir diyorsunuz ancak size gelecek olan 1, 2, 3 ve 4 hatta 5. kişi de şurada. 5 kişiyle alakalı bir mal paylaşımı, bir malla ilgili konuşmalar. Ama şöyle bakın siz aslında 3 kişi paylaşılacak da mesela örnek vereceğim şimdi. Babaannem yatan 3 tane amcam var benim babamla beraber. Babaannem mirasını pay edecek. Şimdi babam bir şey demiyor ama amcam da demeyecek de fakat yengem onu dolduruyor yani. Örnek verdim şu an. Örneğim üzerinden devam edin, hayatınızda birleştirin. Malın sahibi hakkı olan kişi değil de hakkının olan diğer eş olur, yakını olur bir kişi işte. Yani yanında biri.
şurada bıt 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 yapıyor yani resmen o iki kişiye eşlerimi dahil olacak bilemiyorum. Onların da dahil olduğu bir durum söz konusu olacak arkadaşlar ama bu maddiyat sizin hanenize girecek. De şu an siz sadece önemli olan maddiyat değil diyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Açıkçası yani düşman başıma bile olmasını istemediğim fallardan da içim şu an ben fincanlara bakarken hissederek baktığım için o hissiyat benim de içime çöküyor. Mutsuzum ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Umarım bugünleri atlatırız hep beraber. Herkes kendi üzerindeki sıkıntılı süreçleri atlatır. Tek temennim o. Bugünlük fallarım bu kadardı. Ben her gün kendi kanalıma, Buket'le Kahve Falı kanalıma YouTube üzerinden videolar yüklüyorum ki artık Instagram hesabım da var. Bunu YouTube kanalımda linkini koydum zaten. Sizler görebilirsiniz. Kahve Falı, Buket'le Kahve Falı @gmail.com'da benim mail adresim. Özelden yazmak isteyen arkadaşlarım bana oradan ulaşabilirler. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki falımda görüşmek üzere. Her şeyden önce sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.